Ve maçın ayrıntılarını konuşalım. Bu sefer Şahı Spor yorumcusu Mehmet Özcan da bizleri bekliyor. Hoş geldin. Nasılsın Mehmet? Günaydın Çiğdem. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Dün de bir yayın yapmıştık maç öncesinde. Ben maç sonrası notlarını çok merak ediyorum. Maçın özetini izledik. Hocayı dinledik. Kimleri ön plana çıkarmak gerekiyor? Manşetlerden ben okudum ama söz sana vereyim. Nasıl oynadık Galatasaray? Şşş. Şöyle söyleyelim Şidem, lig ve Avrupa'daki 8. resmi maçıydı ve nihayet Galatasaray sezon en iyi futbolunu oynadı diyebiliriz. Ee, 1-0 geri düşmesine rağmen 1-0 daha sonra bir 10 dakikalık bölüm var bocaladı, geri düştü. Onun dışı net bir oyun hakimiyeti. Bence maçın yıldızı tartışması Saşa Boya'ydı. Yani sağ tarafı önlü arkalı müthiş kullandı, enerjisi bitmedi. Zaten bu yüzden de transfer edilmişti Fransa'dan. Ee, 2000-2001 doğumlu 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve ciddi gelişim gösteriyor ki hücum repertuarı çok kısıtlıydı ve kariyerindeki ilk golü de Galatasaray'da attı. Resmi maçlarda ilk oynadığı maç Johnston maçında dün de hücuma müthiş bir enerjisi desteği vardı ki evet Galatasaray'ın attığı ikinci gol bir şans golü diyebiliriz ama o şansı Galatasaray fazlasıyla hak etti. Çünkü 3 tane direkten dönen top var, artı Janklen'in karşı karşıyası var. Eee Boy da orada bulunarak hmm. o oyuncuların bir şekilde topu kendi kalesine atmasına vesile oldu diyebiliriz. Yani sürekli oyunun içindeydi. E tabi bir Saçaboy'a dedim hakkını teslim ettim. İki de e, Barış Alper Yılmaz. Bu sefer Hatay maçında eleştirmiştim Fatih Hoca'nın değişikliklerini. Üç oyuncu bir de, değişikliği birden yaptığında takımın direnci düşmüştü. Emrah, Baba, Babel, Pegül aynı anda sahada olduğunda. Hatay spor maçı bir bire kilitlenip duran top golle Galatasaray çözmüştü. Ama bu sefer e, Kerem, Barış, Alper, e, Yılmaz değişikliği maçı çözdü diyebiliriz. Kerem sonuçta söylediğim gibi Galatasaray'ın 8. resmi maçı ve her maça ilk 11'de çıktı. Ciddi yük bindi hı hı. hücumda. Çünkü aralarda Jagne, Mustafa Muhammed değişmişti ama bu periyotta hücum hattında dinlenmeyen tek oyuncu Kerem'di. Artık kolay şeyler de yaşamadım. Arka ile olan malum olaydan bahsediyorum. Dün Barış Alper Yılmaz ciddi katkı sağladı ve Barış Alper Yılmaz için en sevindici olan şey farklı bir hücum oyuncusu, kanat oyuncusu profili çizdi. Sürekli sıfıra indi. O sıfıra indiği pozisyonlarla zaten e, ikinci gol e, geldi. Ciddi takıma enerji, e, güç kattı. Hı -hı. 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. E, Kerem 98 doğumlu yani Galatasaray bir hücum oyuncusu daha kazandı diyebiliriz. Dediğin çok doğru. Notları çok olumlu. Şöyle bakıyorum kanatlara güzel bir dinamizm getirdi. Attığı her topu daha pozisyona dönüştürmesi çok çok kıymetliydi. Yani orada savunmanın, rakip savunmanın dengesini bozdu. Maçın yıldızıydı desek abartmış olmayız herhalde. Ne dersin? Ha, hayır kesinlikle. Biz artı 3 Türk. Biliyorsun ki Cilen bunu Fatih Hoca bası da bası toplasını ifade etti. Taylan, Berkan, Kerem olacak diye ama işte bu bölgeyi çeşitlendirmek gerek. Örnek artık Kerem alternatifi değil. Bu ciddi bir kazanç. E, Taylan ile Berkan'ın da ben doğru ikili olduğunu düşünmüyorum. Oraya muhakkak hele ki Gerson Fernandez transfer edilirse Taylan-Berkan ikilisinden biri oynamak durumunda kalabilir. O rotasyona ama Emre Kılıç, ama Oğulcan, ama Barış Alper Yılmaz bu tarz isimler e, girmeli. Gençleşen, e, daha tempolu, daha çok pres yapan bir Galatasaray izliyoruz. Ama hmm. tabii ki oyunda ve oyuncularda bazı eksikler var. Onlardan da bahsederiz istersen. Tamam. Bu arada oraya bir takviye gelecek mi sence? Yani yeri gelmişken soralım. O da sorularım arasındaydı. Sonradan sana yöneltecektim ama. Yani Taylan Berkan ikilisi sanki değil mi tüm sezon taşıyacak gibi gözükmüyor. Bir takviye içinde çalışmaları var Galatasaray'ın. Jetson Fernandez gelecek mi sence yoksa başka bir isme mi yöneliyorlar? Şu ana kadar 9 transfer var. Hedef 11 transfer. Hı -hı. 10 Getson Fernandez, 11 Halil Dervişoğlu. Ben açıkçası Getson ve Halil Dervişoğlu için önce şu tarihe önem verelim. 2 Eylül, 2 Eylül Galatasaray'ın Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği kadro. 2 Eylül'e kadar Getson, Halil Dervişoğlu ikisini bitirmeye çalışacak. Olmazsa 8 Eylül'e kadar yine şartlarını zorlayacak. O zaman sadece Süper Lig'de oynatabiliyor Galatasaray sezonun ilk yarısında. Ama olmazsa da ben hem Gerson'un hem de Halil'in yerine adaylar olduğunu düşünüyorum. Bir 2 Eylül'ü beklemek gerek. Portekiz ve İngiltere transfer tahtası daha önce kapanıyor 31 Ağustos'ta. Galatasaray'ın nispeten bir 8 günlük zamanı var. İki oyuncu için de bu sefer şartları da söyleyelim. Artık Aha. hani öyle salt kiralama diyemeyiz. Ya zorunlu satın alma opsiyonu ya bonservisti. Halil daha olumlu. Çünkü oyuncunun net şekilde Galatasaray'la anlaştığını biliyoruz. Artık iş bir Report'un evet demesinde Galatasaray bir formül bulacak ama satın alma zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama ama direkt bon servisi. E, özelinde de Benfica şu an e, tok satıcı oynuyor diyebiliriz ama Galatasaray'ın da 7 milyon euro'lara çıktığını biliyoruz. Ki şu transfer döneminde Victor Nelson'a da 7 milyon euro ödemeyi kabul etmişti Galatasaray Kopenhag'a. Ben Gaston Fernandes için Galatasaray o şartlarını Hı -hı. maksimuma çıkartacağını düşünüyorum. E, evet artık financial fair play yok sattığı kadar al kuralı yok ama malum Galatasaray'ın ekonomik durumu belli. Burada tabii Marka'nın durumu da çok önemli Çiğdem. Çünkü Galatasaray artık Marka için gelen teklifleri değerlendirmek kararı aldı ve hali hazırda Napoli ile Rusya'dan Krasnodar. iki kulübün Marka için teklif var. Marka'nın durumu da o. Marka'dan gelecek para da Gaston Fernandes'in teklifinde belirleyici olur diye düşünüyorum. Peki bir kaleci ihtiyacı da biliyorsun göze çarpıyor. Konuşulan noktalardan bir tanesi oldu. Oraya bir takviye gelecek mi yedek kaleci olarak? E, Fatih Öztürk e, takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı. Bir sakatlığı hı hı. vardı. Artı bir aralar eee esame listelerine bildirilmiyordu. Altyapı kontenjanından e, kadro kısıtlamasından dolayı. Şu aşamada ben hala önceliğin Halil e, ve Gaston Fernandes olduğunu düşünüyorum ama onun dışı Galatasaray sürprizler yapabilir. Fatih Hoca da bunu ifade ediyor geniş bir kadrosu var. Mustar'ın da dün yediği gol hatalı olduğunu düşünüyorum ama işte o karar biraz riskli. Artı Fatih Hoca dedi artı 3 Türk'te milli maç dönüşleri Muster'e dinlendirebiliriz diye. Mevcut kadroya baktığımda o isim sezon içinden ne kadar geçen sene beklentileri karşılaması da Fatih Öztürk olacak gibi gözüküyor. Peki yeni transfer Van Anhold'dan da bahsedelim. İlk golünü attı. Yani ilk yarı aslında çok da etkili olduğunu söyleyemeyiz. Savunmada biraz zorlandı ama ikinci devrede Herhalde onu gerçek performansını görme fırsatını buldu taraftarlar. Güzel de bir gol attı. Devamı gelecek mi? Sen nasıl buldun attığı gol dışında? Bir topu da direğe takıldı. E, ee, Fana 4-5 gollük bir katkı bekliyorum sezon içinde. Hı -hı. Bu tarz hücum gücü yüksek bir bek ama savunmada zafiyetleri var senin de ifade ettiğin gibi. İlk yarı demişken bence yenen golde evet Alpaslan'la Mustera'nın daha hatası var gibi ama pozisyon başlangıcı Babel'le başlıyor. Fanano devam ediyor soldan. O bölgeyi kapatamadı. E zaten savunma yönünde güçlü olsaydı Fanano'nun daha farklı bir e, kariyeri oldu. Hücum gücü ağır basan, top tekniği ağır basan, oyun kurabilen biri bek. Çünkü Saşa Boy'u çok övüyor, övüyorum ama Saşa Boy'a sadece hücuma dinamizmi, o temposuyla çeşitlilik katıyor. Yoksa oyun kurma özelliği yok. Fanano bu anlamda özel bir oyuncu. Hatta şunu da söyleyelim şeyden 9 transfer diyoruz. 22-23 milyon euro bonservis istiyoruz. 24 yaş ortalaması istiyoruz. Tek istisna Fana Anolt uygulandı. Çünkü malum biliyorsun ki düşük yıllık ücretler benimseniyor. Yani 7 milyon euro verdiğiniz oyuncuya bile 800 bin euro yıllık ücret kabul ettiriyorsunuz Victor Nelson üzerinde. Ama Fana Anolt free agent bonservislerinde bir oyuncu olarak geldi. 1.9 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat imzaladı. 30 yaşında bu takımın ihtiyacı olan tecrübeli bir profil diyorum. Galatasaray'ın sol taraf bekte artık sorunu kalmadı. 2 senedir kanayan yarasıydı. çıkıldığı Moritz'in ikilisi takıma katıldıktan sonra sence nasıl bir e, takım izleyecek taraftarlar ne dersin? Yani ben Taylan Berkan'ın çok doğru bir ikili görmüyorum ama artı 3 Türk'ten dolayı Fatih Hoca şu an Taylan Berkan ortasında kullanıyor ama muhakkak örnek verelim Pazar günü Kasımpaşa maçı. Çıkal yine o merkeze gelecek. Feguli, e, Taylan Berkan izlemiştik. E, Pazar günü Kasımpaşa maçında muhakkak o bölgede Çıkal olacak. Statüye takıldığı için oynayamadı. Morutan'a gelirsek, Morutan'ın görev yeri belli. E, sağ ön, e, sol ayaklı bir oyuncu. Fatih Hoca orada ters ayaklı bir oyuncu istiyor. Artı e, şutları olan, e, duran topları etkili kullanan bir oyuncu. Ama tabii dediğim gibi artı 3 tur kuralında zaman zaman bu oyuncular da yedek kalabilir. Artı Romanya Ligi ile Türkiye Ligi bir değil sertlik olarak, fizik kalitesi olarak. Fiziken biraz daha muhakkak gelişmeleri gerektiği düşünüyorum. Peki dün akşamki maça dair eklemek istediğin noktalar var mı? Biraz ligi de konuşalım istiyorum. Pazar günü sen burgu yaptın gerçi Kasımpaşa ile oynayacak. Dünün üzerinde bence Jagne'de bir paragraf tamam, ayırmalıyız evet, Çiğdem. İki, iki topu direkten döndü. Bir tane yüzde yüz kaçırdığı gol var. Ben bunu önemsiyorum. hani Gol atması benim için bu noktada önemli değil. Sürekli pozisyonların içindeydi ve e, Jagne'nin biliyorsun ki hani Galatasaray taraftarıyla arasında hep böyle bir problemliydi. Dün de oyundan çıkarken müthiş bir destek vardı yani Kaçırdığı gollerden ziyade o performansı, özverisi açalım. İngiltere'den döndüğünden beri daha farklı profil. Oyun anlayışını biraz değişti Daha çok alver yapıp takım arkadaşlarıyla e, pozisyonlara e, sokabiliyor, hazırlayabiliyor diyelim. Artı e, idman performansında çok iyi olduğu bilgisini aldım. Şu aşamada birinci forvet Jagne gibi gözüküyor. İstersen Kasımpaşa maçına geçebiliriz. Çok kısa bir dakikamız kalmış hemen geçelim. 3 e, günde bir maç maratonu 15 günlük periyot ligde 2'de 2 yapan Avrupa'da Avrupa Ligi'nde gruplara kalan bir Galatasaray bu arada gruplara kalmış demişken aldım.